Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu edat, bağlaç ve ünlem olacak. Hepsine tek tek değineceğiz. Belirgin kelimelerine, belirgin özelliklerine bakacağız. Cümleden çıkarıp anlamların bozulup bozulmadığına bakacağız. Ve ardından soru çözümüyle birlikte dersimizi tamamlayacağız. İlk olarak edatla bir başlayalım bakalım. Edat, tek başına anlamı olmayan, başka kelimelerle birleşerek yeni ve değişik anlamlar oluşturan, cümlede varlığıyla anlam kazanan kelimelere edat, bir diğer ismiyle ilgeç diyoruz. Genel olarak basit sözcüklerdir bunlar. Türemiş veya birleşik olanları yoktur. Kısaca ek almazlar diyebiliriz. Edatlar cümleden atıldıklarında cümledeki anlam daralır. Cümle anlamsızlaşır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Kafamıza böyle kodlayacağız. Edat diye nitelediğimiz kelimeleri sağ üst köşede de bazılarını görüyorsunuz. Bunları cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamının daralması, yeri geldiğinde de anlamsızlaşması gerekiyor. Şimdi bakalım. Dönmemek üzere gitti dediğimde. Şimdi benim öyle bir kelimem var ki cümlede çıkardığımda tek başına anlamı olmayacak. Üzere kelimesine bakalım. Tek başına söylediğimde bir anlamı yok. Tamam. Bir de cümleden çıkaralım bakalım cümlenin anlamı bozuluyor mu bozulmuyor mu? Dönmemek gitti dediğimde cümlenin anlamı tamamen bozuluyor ve anlamsızlaşıyor. Dolayısıyla burada edat olarak kullanılmış. Hava bir önceki güne göre çok sıcaktı dediğimde göre kelimesi burada karşılaştırma anlamında kullanılmış ve cümleden attığımda hava bir önceki güne çok sıcaktı gibi bir anlam çıkıyor ve cümlenin anlamsızlaştığını, saçma bir hal aldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada da yine göre kelimesi edattır. Onun kadar çalışkanını görmedim dediğimde yine kadar kelimesi burada kıyaslama anlamında kullanılmış. Onun çalışkanını görmedim dediğimde ilk cümleye nazaran okuduğumda öyle bir anlam çıkmadığı için, anlam daraldığı için burada yine kadar kelimesi edattır. Yağmur yağdığı için ıslanmış. Burada yine bir için kelimesi sebep-sonuç ilişkisi kurdurmuş. Cümleden atalım. Yağmur yağdığı ıslanmış. Anlamsız bir cümle. Dolayısıyla yine diyorum ki edat olarak kullanılmış. Güneş gibi başı göklere erdi dediğimde gibi kelimesi zaten biliyorsunuz. Benzetme amacı taşıyan bir kelime olduğu için benzetme edatı olarak da biz bunu görmüştük. Burada yine edat olarak kullanılmış. Şimdi sırasıyla belirgin olan kelimelere, belirgin edatlara bakmamız gerekirse ile edatına bakalım. Edatlar eklendikleri cümleye yeni anlamlar katar. Burada ile edatının cümleye kattığı çeşitli anlamlar var. Bunları göreceğiz. Otomobili büyük bir özenle kullanır dediğimde unutmuyoruz ki edatlar her zaman ayrı bir kelime halinde bulunmayabilir. Yani kelimenin içine ek olarak saklanmış da olabilir. Otomobili büyük bir özenle kullanır derken nasıl kullanır? Büyük bir özen ile dediğimde işte burada edatı aslında kelimenin içine gizlenmiş halde buluyoruz. Burada yine durum zarfı olarak kullanılmış. İkinci cümlemize bakalım. Arabamızı bir çekici ile getirdik. Bir çekici yardımıyla, araçla birlikte getirdik. Dolayısıyla cümlede attığımızda arabamızı bir çekici getirdik dediğimde cümledeki daralmayı görüyorsunuz. Burada edat olarak kullanılmış. Havanın ısınmasıyla erikler erken çiçek açtı. Neden? Çünkü havalar erken ısınmış. Burada yine edatımızın kelimenin içine gizlendiğini görüyoruz. Havanın ısınması ile erikler erken çiçek açtı. Son örneğimiz birliktelik anlamı katmış. Teyzesi ile birlikte buraya geldiler. Yani birlikte olduğu kişi teyzesi. Dolayısıyla yine buraya edat olarak yerleştirmiş bulunuyoruz. İkinci kelimemiz kadar. Bugün sabaha kadar ders çalıştı. Hemen atalım cümleden bakalım edat mı değil mi böyle anlayabiliyoruz. Bugün sabaha ders çalıştı dediğimde anlamsız bir cümle ve cümleye çeşitli anlamlar katıyordu zaten. Burada da zaman anlamı katmış. Direkt edat olarak nitelendirebiliriz. Dünya kadar sorunla baş edemiyorum derken dünya kadar sorun burada abartma anlamıyla kullanılmış. O tarlada
Senin kadar benim de payım var. Onun payıyla benim payım karşılaştırılıyor ve kadar kelimesini cümleden çıkardığımızda daralma meydana geldiği için edat olarak kullanılmış. Meydanda 20-30 kadar kişi toplanmış. Burada da yaklaşık olarak 20-30 kişi civarında şeklinde belirttiğim için burada da yine cümleden çıkardığımda anlamsızlaştığı için edat vardır diyoruz. İçin kelimesi yine cümlede edat olarak kullanıldığında çeşitli anlamlar doğurabiliyor. O kadın için deli diyorlar. Yani o kadın hakkında söylentiler var. Deli diyorlar derken cümleden çıkardığımızda hep aynı yere dikkat ediyoruz. Anlamsızlaşması gerekiyor. Burada da aynı yöntemi kullanabiliriz. Sunum yapmak amacıyla sahneye yöneldi. Senden haber alamadığı için üzülmüş. Tekrardan sebep-sonuç ilişkisi burada görülmekte. Bu vatan için canımız feda. Bu vatan uğruna canımız feda. Görüyorsunuz çeşitli anlamlar barındırabiliyorlar. Göre edatında sıra. Akranlarına göre daha uzundur. Burada bir karşılaştırma yapılmakta. Bana göre bu elbise güzel değil. Yine kişinin tercihini anlatan bir cümle. Ve en önemli özelliğimiz neydi? Edatlar cümleden çıkarıldığında anlamın daralması, anlamsızlaşması gerekiyor. Bana göre bu elbise güzel değil cümlesinde edatımız göre kelimesi çıkardığımızda bana bu elbise güzel değil dediğimizde zaten anlatımdaki daralmayı görebiliyoruz. Burası onlara göre değil derken uygunluk anlamını katıyorum cümleye. Son olarak da üzere edatına bakmamız gerekirse okula gitmek üzere arabaya bindi. Amacı okula gitmek ve üzere edatı da burada onu sağlamak için kullanılmış. Yarın gelmen üzere parayı veriyorum derken şart koşulmuş. Paramız bitmek üzere, bitmeye yaklaşmış artık. Yağmur dinmek üzere derken yine bir yaklaşıklık anlamı vardır. Bir edat sorusuyla devam ediyoruz. Numaralanmış sözcüklerden hangisi edattır diye sormakta. Gözlerinde renksiz bir perde. Şimdi renksiz kelimesi bir ismin önüne geldiği için, onu nitelediği için burada sıfat olarak kullanılmış. Bir parça kısmında yine sayısını belirttiği için burada da sıfat olarak kullanılmış. Aynı yöntemde bir ruh sayısını belirtiyor. Tekrardan sıfat olarak kullanılmış. Beşinci kelime ise soru anlamı taşıyan bir kelime. Fakat dördüncü kısımdaki kelime gibi edatı zaten az önceki kelimelerde de görmüştük. Ve cümleden çıkardığımızda anlam daraldığı için de burada edat olarak kullanılmış. Doğru cevabımız D şıkkı. Bağlaçlarla devam ettiğimizde bağlaçlar söz içinde kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri bağlamaya yarayan kelimelerdir. Cümle içinde her türlü sözcük türünü ya da sözcük öbeğini bağlama görevi vardır. Ne demek istiyoruz? Sözcük türleri dediğimizde isim, sıfat, zamir, zarf kelimelerini anlamamız gerekiyor. Hem piyano hem gitar çalmayı biliyor derken piyano ve gitar kelimeleri isim olduğu için bunları hem bağlacıyla birlikte birbirlerine bağladığımız için burada hem kelimeleri bağlaçtır. İkinci örneğimizde ben ve o kelimeleri, daha doğrusu ben o kelimeleri zamir olduğu için aradaki ve kelimesi bu iki kelimeyi birbirine bağlama görevi taşıdığı için bağlaç olarak kullanılmıştır. Bağlaçlar edatların tam tersi nitelikte. Cümleden çıkarıldıklarında cümle anlamsızlaşmaz. Burası da ikisi arasındaki en önemli fark. Şimdi bağlaçlar da yine kullanıldıkları cümlelere göre değişik anlamlar kazanabilir. Ölürüm de barışmam derken kişi kesin bir yargı belirtiyor ve ölürüm barışmam. İki adet cümleyi ayrı ayrı değil de tek bir cümlede yazmamı nitelediği için burada D kelimesi iki cümleyi birbirine bağladığı için bağlaç görevinde kullanılmış. Yüzünü görsem de acımam. Yüzünü görsem bile acımam. Yine aslında kesinlik anlamı var. Bana da bir araba lazım derken kendisini de işin içine katmaya çalışıyor. Yine burada da daha kelimesi bağlaç olarak kullanılmış. Eklerin dönüşebildiğini unutmayalım. Ancak kelimesi geleceğine söz vermişti.
ama gelmedi veya geleceğine söz vermişti ancak gelmedi derken ilk kısmı olumlu olarak başlıyor fakat ancak ya da ama kelimeleri kendisinden sonra gelecek yargıyı olumsuzluk niteliğinde büründürür. Seninle gelirim ancak şu telefonu kaldır. Burada da yine şart anlamı taşıyor. Çok korkmuştu ancak belli etmedi. Yani yansıtmadı demek. Fark ettiğiniz üzere çok korkmuştu. Birinci cümlem belli etmedi. İkinci cümlem fakat tek bir cümlede belirtmek istediğim için ancak bağlacıyla iki cümleyi bağlıyorum birbirine. Ki bağlacına bakalım. Yarın buraya uğrar mı ki derken cümleden çıkarmayı deneyelim. Yarın buraya uğrar mı dediğimde anlamlı bir cümle, mantıklı bir cümle, bir daralma yok. Dolayısıyla zaten burada da yine bağlaç olarak kullanıldığını anlayabiliriz. Bir de baktım ki ortalığı sel götürüyor. Şaşırma anlamı var. Artık uyumalı ki erken kalkabilsin. Burada da şart anlamı görülmekte. Öyleyse, o halde, kısacası, demek ki, nitekim bağlaçları özet anlamı barındıran kelimelerdir. Kendinden önceki cümle veya cümleleri sonuca bağlarlar. Örneklerimize bakalım. Sen bana inanmıyorsun. Öyleyse bu işi bırakalım. Kendinden önce bir cümle açıklıyor fakat öyleyse kelimesi geldikten sonra tamamen sonuca bağlıyor. Bu işi bırakalım diyerek. Kısaca seni burada istemiyoruz. Zaten direkt vurgu. O kadar konuştum. Demek ki kimse dinlememiş. Yine kesin bir yargıya bağlıyor. Sonuca bağlıyor. Nitekim hepimiz yalnızız bu dünyada derken yine bir sonuç belirten cümle. Şimdi bakalım sık kullanılan bağlaçlar şunlardır. Kafeyi zor bulduk. Zira hiç tabela yoktu. İki tane cümlem var tekrardan. Kafeyi zor bulduk. Hiç tabela yok. Burada iki cümleyi birbirine bağlayan kelime zira. Madem gelecektin, neden söylemedin cümlesinde bağlacım hangisi? Madem kelimesi. İlla cümlenin ortasında kullanılacak diye bir şey yok. Sonunda veya başında da kullanılabilir. Evleri hem güzel hem büyük. İşte burada sıfatları birbirine bağlayan bir bağlaç var. Hem kelimeleri. Ya gelirsin ya da beni artık unutursun derken ya kelimeleri burada bağlaç. Oysa ne hayallerim vardı derken oysa kelimesi bağlaç. İkinci sorumuz bağlaçtan gelmekte. Aşağıdakilerden hangisinde ama bağlacı koşul bildirmektedir. Yani şart bildiren cümleyi arıyorum. Hızlı ama hatasız konuşuyor. Burada açıklama var. Akıcı, sade bir dili var ama her zaman yazmıyor derken yine bir olumsuzluğu meydana getirmiş onu anlatıyor. Güler yüzlü ama disiplinli biriydi. Yine açıklama yapılmış. Ama sen bizi o gün beklememiştin derken bir bahane aktarılıyor. Fakat kitapları al ama kimseye vermeyeceksin derken kitapları vermesinin şartı, koşulu kimseye vermemesi olduğu için B şıkkında bir koşul söylenmekte. Şimdi ünlemlerle devam ediyoruz. Edat ve bağlaca nazaran biraz daha kolay bir kısım. Duygu, seslenme bildiren sözcüklerdir. Kimi zaman tek başına, kimi zaman da öbekleşerek kullanılabilir. Cümlenin herhangi bir yerinde yer alabilirler. İster cümlenin başında, ister ortasında, isterse sonunda kullanabiliriz. Hiç fark etmiyor. Asıl ünlemler var. Tek başına ünlem halinde kullanabilen kelimeler. Ha, bak onu bilmiyordum derken şaşırma anlamı katabilir. Ne yaptınız bakalım derken merak anlamı da katabilir. Hah, tam da aradığım elbiseyi getirdiniz derken cümleye bir memnuniyet havası hakim. Burada ne arıyorsun veya vah vah keşke hiç anlatmasaydın cümlelerinde yine değişik duygular aktarılabilir. Ünlem değeri kazananlar var bir de. Bu da burada da önemli olan söyleyiş yani tonlamadır. Söyleyişe göre farklı olan sözcük türleri ünlem değeri kazanabilir. Ali Bey burada da yine bir ünvan kelimesi ünlem değeri kazanmış.
Alçaklar derken aslında alçak insanlar, alçak kişiler demem gerekiyor. Fakat sıfat konusunda görmüştük bunları, ekleri atarak adlaşmış sıfat haline getirebiliyorduk. Burada da adlaşmış sıfat ünlem değeri kazanmış. Dur derken yine bir fiil, eylemden bahsediyorum. Eylem ünlem değeri kazanmıştır diyoruz. Ünlemler cümleye değişik anlamlar katabilir. Ha şunu da söyleyeyim derken hatırlama. Tüh, sana da yazıklar olsun, ayıplama. Ah ah, nerede o eski bayramlar derken özlemi aktarabilirim. Oh be, dünya varmış cümlesinde de bir rahatlama söz konusudur. Şimdi son olarak ünlemle ilgili bir örneğimiz var. Ardından karışık soru çözümüne bakacağız. Hangisinde bir ünlem vardır diyor. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda derken aslında direkt karşıma bir ünlem niteliği taşıyan kelime çıktı. Burada yine bir özlem, istek söz konusu olduğu için ilk cümleden karşıma hemen ünlem çıktı. Yalnızlık üşümekmiş, yalnızım üşüyorum. Normal bir yargı, bir ünlemlik durum yok. Uçurummuş sensizlik, tut beni düşüyorum derken yine normal bir edebi sanatlar kullanılmış bir yargı. Bütün maviler sensiz şimdi, her şey düş rengi derken normal bir yargı. Geleceksen deli dalgalarla, deli yağmurlarla gel derken yine bir ayrı ünlem taşıyan kelimeler kullanılmadığı için A seçeneğim doğru cevap olarak kabul ediyoruz. Şimdi sorumuz yine edattan gelmekte. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kadar edatı cümleye yaklaşıklık anlamı katmıştır? Yaklaşıklık civarında anlamı katan cümleyi arıyorum. Uzun gezilerinden birinde Büyükçekmece'ye kadar gitti. Burada mesafe bildiriyor. Eliyorum. Bugün denize kadar araba süreceklerini anlattı benzinciye. Yine mesafe zaman anlamı katmış. Şimdiye kadar hiç gitmedikleri yerlere doğru gittiler derken karşılaştırma anlamı var. Ev yolun öte yanına geçince ulaşılacak kadar yakındır. Yine burada mesafe anlatıyor. Fakat E şıkkına baktığımızda olayın üzerinden henüz bir yıl kadar geçmişti. Bir yıl, yaklaşık olarak bir yıl demek istediği için doğru cevabım Edirne oluyor. Şimdi son sorumuz var karşımızda. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ve bağlacı sıfatları bağlamıştır diyor. İki adet sıfatı bağlayan bir ve bağlacı arıyoruz. Onda bana benzeyen bir şeyler var ve ben bundan hoşlanmıyorum. Burada bir kere iki adet cümlem var. Şu var kelimesine kadar birinci cümle, şu kısmından itibaren ikinci cümle. Burada bağlacımız iki adet cümleyi bağlamış, sıfatları değil. Eliyorum. Terk edilmiş bir gölün ıssız ve soğuk lokantasında oturduk derken güzel. Şimdi ve bağlacım burada önceki ve sonraki kelimelerine bakmam gerekiyor. Issız ve soğuk. Burada dikkat etmem gereken nokta ne? Lokantaya ait olan özellikleri sıralıyorum. Yani ismin önüne çeşitli özellikler getirmişim. Lokantanın niteliklerini belirtiyorum. Burada işte ve bağlacı sıfatları bağlamış oluyor. Doğru cevabım Bursa seçeneği. Diğer şıklarımıza da bakalım. Cevabımızdan emin olalım. Sen acı çekecek olanlardansın ve acı da çektireceksin başkalarına. Yine A şıkkındaki gibi ve bağlacı kısmına kadar olan yer birinci cümlem. Ve bağlacından sonra olan kısımda ikinci cümlem. Ve bağlacı burada iki adet cümleyi birbirine bağlamış. Sıfatları değil. Çevremdeki her şey renk ve biçim değiştiriyordu derken öncekine ve sonrakine bakalım. Bunlar isim olarak kullanılmış, isimleri birbirine bağlamış, kavramları birbirine bağlamış. Bir sesi severek ve bir ses tarafından sevilerek uyudum derken burada yine fiilleri, kelime gruplarını birbirine bağladığı için böyle bir görevde kullanılmış. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Bu sorumuzla birlikte edat, bağlaç ve ünlem konusunda bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.